ve biraz hafife alınmaması gerekiyor bunun. Yani Macaristan örneği olmasa da hafife alınmaması gerekiyor. Yani bir proje üretilmesi gerekiyor. Siz de zaten hani onu anlatmaya çalıştınız. Gerçekçi çözüm üretmesi gerekiyor. Peki siz mesela bir enflasyon rakamı açıklandı. Ve bu enflasyon rakamı da tartışma yarattı. TÜİK'in açıkladığını kastediyorum. ENAG başka bir şey söyledi. Ekonomistler gerçekçi bulmadı. Benim biraz önce okuduğum rakamlar da böyle. Siz Türkiye'nin buna ilişkin de bir tartışma var. Bir hiper enflasyona doğru, büyük enflasyon rakamlarına doğru, bunun daha kötüsüne doğru sürükleneceğini düşünüyor musunuz bu gidişle? Yoksa biliyorsunuz Ekonomi Bakanı yıl sonunda düzelmiş olacak dedi. Yoksa böyle bir yere tutma imkanları var mı? Ekonomi Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylemleri çok ilginç. Birincisi şöyle diyor, kur ve faizi hallettik, şimdi sıra enflasyonda belini kıracağız diyor. Ama Hazine Bakanı dışında bu söylenenlere kimse inanmıyor gördüğüm kadarıyla. Öbür taraftan hiper enflasyon tanımımız ne burada, onu da iyi yapmamız gerekiyor. Yani %100'ün üzerindeki her enflasyonu bir hiper enflasyon olarak tanımlayabilir miyiz? Evet, tanımlayabiliriz. Eğer ki gelirler bunu karşılamıyorsa, insanlar her geçen gün biraz daha fakirleşiyorsa, aslına bakarsanız hiper enflasyona doğru emin adımlarla gidiyor demektir. Çok da kıyısındayız. Yani girdik gireceğiz o noktaya. Şimdi TÜİK'in rakamları niye tartışılıyor? %61 açıkladı. Aslında düşük bir enflasyon rakamından bahsetmiyoruz. Yani oldukça yüksek bir enflasyon bu. Dünya ortalamalarının da çok çok üzerinde bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama buna rağmen inandırıcı bulunmuyor. Çünkü işte ENAG açıklıyor %143. Yani küsuratlarını yukarıya doğru tamamlarsınız onun. %143. Öbür taraftan halkın yaşadığı, işte biraz önce sebze meyvede verdiğimiz örnekler, sizin söylediğiniz o örneklerle aslında ortalamada %190 civarında, %200 civarında sadece gıda enflasyonu. Bunun üzerine enerjiyi koyun, ulaştırmayı koyun, akaryakıtı koyun, işte gübre maliyetlerini koyun, onu koyun, bunu koyun. Enflasyonun çok daha yukarılarda olduğunu zaten hissediyoruz, yaşıyoruz ve görüyoruz. Yine çok ilginç bir şey var. TÜİK mesela üretici enflasyonu %115 açıklıyor. Yani tüketici enflasyonun %61 olduğu bir yerde üretici enflasyonu %115 olmaz. Normal koşullarda tüketici enflasyonları üretici enflasyonun üzerinde olur. Demek ki yani şu anda açıklanan o %61'lik enflasyon gerçekçi değil. Şimdi buradaki esas kritik noktalardan birisi de şu. Ülkelerdeki, ekonomilerdeki sıkıntı yüksek enflasyon değildir tek başına. Yüksek enflasyon makroekonomik bir sorundur. Eğer ki gelir dağılımı ile ilgili problem yaratıyorsa, satın alma gücüyle ilgili problem yaratıyorsa, yani insanlar yoksullaşıyorsa, bu artık makroekonomik bir sorundan mikroekonomik bir sorun haline gelmiştir ve insanlara inmiştir. Şimdi orta gelir seviyesi tamamen yok olmuş durumda. 16-17 bin liralık yoksulluk sınırlarından bahsediyoruz. Açlık sınırı almış başını gitmiş falan. Dolayısıyla bu arada 4.150 liralık bir asgari ücretten bahsettiğimizde unutmayalım. Şimdi bütün bu ortamda demek ki sıkıntı büyük ve bu enflasyon yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Bunu sadece biz de söylemiyoruz bu arada. Mesela JP Morgan çıktı dedi ki, biz %40'lık bir enflasyon bekliyorduk Türkiye'de. Bu beklentimizi %70 seviyesine çıkarttık. Neredeyse ikiye katladılar beklentileri. Goldman Sachs yine dünyanın en önemli yatırım bankalarından birisi. O da %60 civarında bir enflasyon bekliyordu. Onu %67'ye çıkarttı. Muhtemelen önümüzdeki ay bir daha revize edecekler yukarıya doğru. S&P Türkiye'nin yerli para cinsinden olan kredi notunu aşağıya çekti. BB-den BA seviyesine düşürdü. O da aynı şeyi işaret etti. Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon sorunu var ve parasal kırılma sorunu var dedi. Demek ki bu sorunu sadece biz görmüyoruz. Üstelik onlar bir de resmi verilere göre gidiyor. Biz gayri resmi verileri de görüyoruz diyorum ya. Hani bizim yaşadığımız, hissettiğimiz enflasyon %200'lerde. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Birbirleriyle de çok ilintili aslında. Biraz önce söylediğimiz konuda. Bu yapılan şeyleri küçük görme meselesi değil. Evet, bir şeyler yapılmaya çalışılıyorsa ne güzel, saygı duyalım. Ben de fiyatların inmesinden mutluluk duyarım. Çünkü ben de bu ülkenin bir parçasıyım, bu ülkenin bir vatandaşıyım. Yani hiçbirimiz burada siyaseten konuşmuyoruz zaten. Hepimizin derdi hayat pahalılığı, yoksullaşma ve geçinememe meselesi. Ama şimdi
araç fiyatlarının milyonlarla konuşulduğu, ev fiyatlarının 3-5 milyonlarla konuşulduğu, kiraların 20 bin liralara dayandığı bir ortamda asgari ücretiniz 4.250 lira, domates fiyatı da 35 liraya gelmiş. Demek ki bundan önce de pek çok kez fiyat üzerinde sübvansiyonlar yapıldı. Ne yapıldı? İşte biliyorsunuz KDV indirimleri yapıldı, ÖTV indirimleri yapıldı. Herhangi bir etkisini gördük mü bunların biz? Görmedik. Enflasyon bu indirimlere rağmen yükselmeye devam etti. Devletin sübvansiyonları, bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Eğer ki geniş kapsamlı bir niyet varsa ve iyi bir niyet varsa fiyat üzerinden sübvansiyon olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani siz fiyata sübvanse edemezsiniz. Fiyatı bugün sübvanse edersiniz, yarın tıkılmış diş macunu gibi başka bir yerinden patlar. Devletin sübvanse etmesi gereken üretimin ta kendisidir. Yani işin dibine, kaynağına inmek zorundasınız. Yani siz domatesi, salatalığı, patlıcanı, biberi, işte baklagilleri, ekmeği, onu bunu ucuzlatmak istiyorsanız eğer önce Türkiye'de tekrar işte tahıl üretimini sağlayacaksınız. Tekrar yerli tohumlu üretimi sağlayacaksınız. Tekrar çiftçinin kar edebilir hale gelmesini sağlayacaksınız. Hem aracıları aradan kaldıracaksınız hem de atıyorum gıda ürünlerindeki ihracata son vereceksiniz örneğin. İthalatın da önünü keseceksiniz, ihracatın da önünü keseceksiniz. Bu sayede ucuz ürünün Türkiye içerisinde eritilmesini sağlayacaksınız. Toprak mahsulleri ofisini tekrar devreye sokacaksınız. Devlet planlama teşkilatıyla doğru düzgün planlamalar yapacaksınız. O zaman deriz ki biz bu gerçekçi bir tedbir ve gerçekten devlet burada enflasyonu düşürme niyetinde. Ama siz eğer ki bütün meselenizi dövizi tutmak için kur korumalı mevduat çıkartmak gibi fiyatları birazcık aşağı indirelim seçime kadar, bunu sübvanse edelim, seçimi kazandıktan sonra bakarız niyetiyle yapıyorsanız bu bütçeyi de, borçları da, bütün sistemi de daha da allak bullak eder. Çünkü bu fiyatla ilgili yapılan uygulamalar büyük ihtimalle üretime çok ciddi anlamda sekteye uğratacak. Evet. Ona anlatmaya çalışıyorum. Yani işin gerçeği bu. Bugün Türkiye Gazetesi'nde bir kulis haberi vardı. Türkiye hükümete yakın Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu'nun haberi. Kamu projelerinde de bu fiyatların her şeyin artması nedeniyle inşaat maliyetlerinin devlet oraya da yeniden fiyat belirleme yapıp aradaki farkları ödemeye başlayacak. Müteahhitlere de böyle bir yatırım yapılacakmış. Onu da duyurmuş olalım buradan. Bu. Ama size sormak istediğim şey şu. Sabah gazetesinde bugün önemli bir şey çıktı. Şimdi hükümet ne diyordu? Tayyip Erdoğan ne diyordu? Ben faizi indireceğim. Neyse Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin ekonomik modeli denilen şey ihracatı patlatacak bir şey yaratacağız deniyordu. Şimdi domates üretiyorsunuz, diyelim domatesi çok konuştuğumuz için. Domates üreticisi bu şartlar altında domatesi, Sabah gazetesinin kulisini söylüyorum, nereye satıyor? Dışarıya satıyor. Yani Türk insanının domates yemesi için üretim yapmıyor artık, dışarıya satıyor. Bu çok daha karlı bir şey. Türk lirasının bu kadar değersizleştiği durumda. Ve diyor ki Sabah gazetesinin yazarı, bütün domates üreticileri, toptancıları şimdi yat bakmaya başlamış. O kadar zenginleşmişler ki dışarıya domates sattıkları için. Acaba Türkiye bu şartlar altında bu temel gıdaları sübvanse etmek kadar bu temel gıdaları önce içeriği için üretmeye başlayamaz mı? İhracatını kısıtlayamaz mı? Bravo. Biraz önce söylediğim şey oydu aslında. Çok doğru bir tespit sizin de söylediğiniz. Şöyle, ihracatın ana mantığına ters bir iş yapıyoruz biz gıdada. Şimdi Rusya da ihracat yapıyor. Hollanda da ihracat yapıyor ama İhracatı şu temeller üzerine kurguluyorlar. Önce kendi iç piyasasını doyuruyor. En iyi malları ve en uygun fiyatlı malları kendi iç piyasasına veriyor. Geriye kalan, arta kalanı yurt dışına satıyor. Fazla üretimini yurt dışına satıyor. Biz de tam tersi. Biz elde avuçta ne varsa satıyoruz. Ondan sonra niye domates 35 lira oldu diyoruz. Bunu uzun yıllardan beri yapıyoruz üzerinde. Ve bunu söylediğimiz zaman da kızıyorlar bize. Ya kardeşim ihracat yapmayın. Özellikle gıda ürünlerinde ihracat yapmayın. Eğer ki senin ülkende domates 10-35 lira olduysa, ekmek artık 3-4 liradan konuşuluyorsa, toprak mahsulleri ofisi son olarak buğdaya %22 daha zam yaptıysa, senin ciddi bir problemin var demektir. Yani bunu sadece işte doğalgaz arttı, kömür fiyatları arttı ya bağlayamazsın. Evet. Onu anlatmayın. Evet. Selçuk Bey, güzel de anlattınız. Selçuk Bey, son bir soru soracağım. Sonra zaten bütün bu sizin anlattıklarınızın yansımasını göreceğiz yön eylemde. Şimdi bugün Babacan, biz buradan özellikle sözüm vardı. Her dakika muhalefete bir çağrı, yani çağrı demeyelim.
bir sorgulamaya giriyoruz. Bizim işimiz çağrıda bulunmak değil. Siyasi partiler kendileri karar verirler ama soruyoruz. Israrla soruyoruz. Üzerine gidiyoruz. Ya ekonomik programınız nedir? Biz anlamadık gazeteciler. Halk nasıl anlasın? Kitapçılıklar bastırıyoruz. Yok açıklayacak diyorsunuz. Babacan bugün Deva Partisi Genel Başkanı demiş ki döviz kuru patlamasaydı dünyadaki enflasyon bizde geçerli olsa bile bugün 19-20 lira olan akaryakıt fiyatı vergiler dahil maksimum 9 lira olacaktı. Bu doğru mudur? Babacan'a katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Yani hesap doğru. Hesap yanlış değil. Haklı bir hesap. Ama biz bu yanlışların şu anda bedelini ödüyoruz. Şirin Hanım, onu söylemeye çalışıyorum. Bakın, biz yıllarca ne dedik bu ülkede? 1 dolar eşittir 1 lira. Güçlü lira, güçlü Türkiye dedik değil mi? Hepimiz bu hataya düştük. Oysa bir ülkenin para biriminin gereğinden fazla değerli olması o ülkenin pazarının tamamen yabancılar tarafından eline ele geçirilmesidir. Bir başka konu, 128 milyar dolar niye harcadık? Niye harcadık? Yine dövizi baskılayabilmek için. İhtiyat akçesini niye harcadık? Dövizi baskılayabilmek için. Bütün kalıcı ekonomik programlardan niye vazgeçtik? Dövizi baskılayabilmek için. Merkez Bankası rezervlerimizi niye boşalttık? Dövizi baskılayabilmek için. Zaten bunu yapmaya çalıştıkları için bugün bu durumdayız. Eğer ki Türkiye bu kadar ithalatçıysa bunun temel nedeni o güçlü TL, güçlü dolar, güçlü TL, güçlü Türkiye hikayesidir. Ya bırakın dolarla molarla uğraşmayı kardeşim. Sen üretiyorsan eğer, sen kendi ürününü kendin üretiyorsan doların kaçlı olduğunun önemi yok. Bırakın artık dolarla uğraşmayı. Bakın bu bakış açısı yani 19-20 lira yerine 9 lira olacaktı. Ne olacaktı abi? Biz ithal etmeye devam edecektik. Ucuz gibi görünen ürünleri alacaktık ama parayı kazanan yine yabancılar olacaktı. Yine Türk çiftçisi kazanmayacaktı. Yine işte Türkiye'de üreten kazanmayacaktı. Ya bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Evet. Bırakın artık şu döviz muhabbetlerini. Eğer muhalefet de bunu yapıyorsa muhalefet de yanlış yapıyor. Demek ki sizinden biraz daha fazla muhalefetin ne yapması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Selçuk Geçer, çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde konuşalım. Zira bu biraz önce Barış'tan aramızda konuşuyorduk. Bu Macaristan'dan çıkan sonuçları